Hayırlı akşamlar cümleten. Bugünkü videomuzda 15 Temmuz'la alakalı biraz sohbet edelim dedim. 15 Temmuz'la alakalı konuşacağız. Bağımsızlığımızı kazandığımız gün. Öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rahmetle anıyorum. Her birinin inşallah mekanı cennet olsun. İnşallah bir daha böyle darbe görmeyiz. Ülkecek, milletçek. Böyle darbeler inşallah bir daha görmeyiz. Allah'ın izniyle inşallah o zor günü atlattık. Ama çok çektik. Bir sürü şehit verdik. Her biri bizim için şereftir. Her biri bizim için candır. Her biri bizim için çok değerlidir. İsim fark etmeksizin. Çünkü hepsi bu vatan için şehit düşmüştük. Hain darbe girişimini bu sene de şiddetle kınıyoruz. Şiddetle kınıyorum. İnşallah bir daha böyle darbeler görmeyiz. Bizi efendime söyleyeyim. Aslında kelimelerin de anlamı yok ama gene de bir şeyler söyleyeceğim tabii ki. Bizi çeşitli şeylerle durdurmaya çalıştılar. Efendim işte bizim çeşitli şeylerle ahlakımızı bozmaya çalıştılar. Çeşitli uygulamalarla, TikTok'la falan filan işte bizim ahlakımızı bozmaya çalıştılar. Bir nevi başarılı oldular, bir nevi başarılı olamadılar. En sonunda bizi kendi kardeşlerimizin beynini yıkayarak bizi kendi silahımızla resmen vurmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Allah'ın izniyle başaramadılar. Ve biz alnımızın akıyla o geceden hep beraber galip çıkmayı başardık. Zaten şöyle bir durum oluyordu. Buradaki kilit nokta şuydu. Biz beraber olduğumuz sürece ülkecek. Biz beraber olduğumuz sürece, biz tek vücut olduğumuz sürece böyle hain darbe girişimlerin ve çeşitli haince girişimlerin sonuçsuz kalacağını tüm dünyaya göstermiş olduk. Burada tüm dünya zaten o mesajı aldı. Allah'a şükür olsun. İnşallah bir daha böyle darbe girişimleri görmeyiz. Biz yeter ki son olarak da şunları söyleyeyim. Bugün fazla uzatmayacağım. Biz yeter ki ülkecek, milletçek sadece kötü günümüzde değil, iyi günümüzde de, kötü günümüzde de birlik içerisinde, beraberlik içerisinde birbirimizi kırmadan, birbirimize dostça davranarak hep kardeş biçimde yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu sadece kötü günümüzde yapmamamız gerekiyor. Bence iyi günümüzde de, kötü günümüzde de sürekli beraber olmayı, küslerin barıştırılmasını uygun bir şekilde yapmamız gerekiyor. Nitekim biz böyle olduğumuz sürece, biz her şeyde böyle olduğumuz sürece Allah'ın izniyle bizi yıkacak hiçbir güç yoktur. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın, ırk ayrımı yapmaksızın hep beraber sürekli daima, yani sonsuz bir şekilde daima tek vücut olmayı başarmamız gerekiyor. İnşallah bir daha böyle darbeler görmeyiz. Bir daha söyleyeceğim. Bu hain darbe girişiminde şehit olan askerlerimiz, polislerimiz, normal vatandaşlarımızı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Minnetle anıyorum. Size de hayırlı akşamlar diyorum. Kalın sağlıcakla.